bu hayatta neden en çok istediğim şeyin aile kurmak olduğunu şimdi daha iyi anlamışsındır. Babama babalık öğretmek istedim çünkü. Doyasıya sevmek istedim eşimi, çocuğumu, kızımı. Sevilmemiş bir eş, ölmüş bir kız kardeşe dair ne varsa yarım kalan hepsini tamamlamak istedim. Olmadı. Ahmet, bana izin ver. İzin ver, her şeyi düzeltelim. Geride bırakalım her şeyi. Çekip gidelim buradan. Yeniden başlayalım yepyeni bir yerde. Ha? Sadece senle ben, ikimiz. Ki yüzün silikleşiyor, biliyor musun? Bulanıklaştı her şey. İlacın etkisi. Aslında benim iyiliğime bu. Hayat bana ilk defa bir iyilik yapıyor. Çünkü yüzüne bakarsam eğer seni affedeceğimi biliyor. Her şeye rağmen. Ahmet, yapma ne olur. Hadi. Ahmet, lütfen yapma ne olur. Veda vakti geldi çoktan. Artık hiç karşılaşmayacağız Ferda. Hiç konuşmayacağız. Hiç üzemeyeceksin beni bir daha. Çünkü buradasın. Hiç terk edemeyeceksin bir daha. Ahmet, lütfen. Lütfen. Yapma. Öyle tarifsiz sevdim ki seni Ferda. Seni her gördüğümde bir çocuğun ilk defa bir deniz görmesi gibi olduğu için. Anneme dair hangi yangın varsa hepsi gitti. İşte şurada bir şey var, bir tane ateş sönmüyor. Canım yanıyor Serda. Bensiz daha mı mutlu olacaktın? Değişecek miydi her şey? Annen daha mı çok sevecekti seni ha? Daha mutlu, daha güzel bir aile mi olacaktınız? Konuşsana! Ahmet, hata yaptım. Özür dilerim, ne olur affet beni, yalvarıyorum sana. Varsın olsun be Ferda. Varsın olsun. Madem bensiz daha mutlu olacaksın. Ol Karagöz'üm. Sana bir kere bile kıyamadım. Ahmet, lütfen. Yine kıyamam. Seni canımdan çok seviyorum Ferda. Lütfen Ahmet. Yapma, yapma. Canımdan çok. Ahmet, ne olur. Lütfen. Ahmet.
annem nerede? Yaşıyor mu? Yaşıyor, merak etme. Yakında göreceksin. Hülya Hanım, iyi misiniz? Aa, Aras, siz nereden çıktınız? Nasıl buldunuz beni? Size sağ olsun. İyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Sizi nasıl bıraktılar böyle? Bilmiyorum, bilmiyorum. Beni bırakıp gitti. Ferda'yla konuştunuz mu hiç? Ferda'ya ulaştınız mı? Yok, hayır. Konuşmadık. Ferda'ya ulaşmamız lazım bir an önce. Feyran Hanım, ne oluyor? Ah Ahmet Karadağ. Bunların hesabını vereceksin. Bunların hesabını vereceksin. Peri, iyi misin? Peri, sana bir şey oldu diye çok korktum. İyisin değil mi? İyiyim kızım. İyiyim, ben iyiyim. Ben iyiyim. Merve. İyi misin? İyiyim. Annenle konuştun mu hiç? Yok, neden? Anneni aramamız lazım. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama annene ulaşmamız lazım hemen. Ne kötü bir şey mi oldu, söylesene. Hadi gidelim buradan, bir an önce gidelim. Ya kötü bir şey mi oldu? Bilmiyorum, umarım yoktur. Sanki hayatınızın bir parçasıymışım gibi rol yapayım. Bir babanın ağzından kızına ilk ve son mektubunu bırakayım istedim. Başaramadım canım kızım. Başaramadım. Hayaller kurdum seninle. Ömrünün yamacına sığarım sandım ama erişemedim gönlüne. Yetişemedim. Anılar bırakmak isterdim sana oysa ki. Yan yana gülümsediğimiz fotoğraflar... Parka gitmişliğimiz kalsın isterdim misal. Bisiklete binmeyi öğretmişliğim, araba sürmeyi, omuz omuza mücadele etmeyi, küsmüş olmayı, barışmayı, en çok da kavuşmayı dilerdim kızım. Başaramadım. Bu mektubu okuduğunda ben çok uzaklarda olacağım Ayşem. Sana yaşayamadığımız anlar yerine benim hiçbir işime yaramayan, hayatımı yaşanır kılmayan şeyler bırakıp gidiyorum. Para gibi, şirketteki hisselerim gibi ıvır zıvır şeyler. Benim kadar lekeli, karanlık ve kirli hepsi. Senin olsun ve ruhum temizlensin kızım. Geride varımı yoğumu bıraktığım bir ailenin varlığıyla avunayım istedim gider ayak. Sana ve annem Ferda'nın aşkına tutunayım istedim son kez. Sizi birbirinize emanet ediyorum kızım. Anneni sana, seni annene. Ha, kim olduklarını bilmeden okutup büyüttüğüm, büyütmeye devam ettiğim kız çocukları var bu arada. Onları da size emanet ediyorum. Tugay'a bıraktım isteği. Geçmişten bugüne, okuyamayan kardeşim adına, okutamadığım kızım adına, elini tuttuğum bütün kızların listesi onda. Biliyorum ki siz onların hayatına dokunmaya devam edeceksiniz. Onlar büyüdüklerinde baba mirası gibi listeye yeni kız çocukları ekleyeceksiniz. Ben senin hayatına dokunamadım ama hayatına dokunduğum bütün çocukları emanet ediyorum sana. Benim de mirasım bu olsun kızım. Lütfen kabul et. Elini tutamadığım her anın suçlusu benim. Annen değil. Affet. Elin iyisi derler, bir söz vardır bizim oralarda. İşte ben tam tersiyim Ayşe. Bütün kötülüğüm başkasına. Aile olabilseydik gösterecektim sana seni ne kadar çok sevdiğimi.
babama, anneme gösterecektim bir evladın nasıl sevilmesi gerektiğini ama olmadı kızım. Olmadı. Senin de annenin de kabahatiniz yok. Biz değil, ben başaramadım. Hoşça kal. Seni çok 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 seven baban.